Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Fonksiyonlar videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda fonksiyonların uygulama alanlarını göreceğiz. Bu uygulama alanlarında genelde grafik çizimi olsun, grafik yorumları olsun, grafik üzerinden fonksiyon olup olmama, birebir örtenlik bu durumları inceleyeceğiz. Önce düşey, dikey, doğru testi dediğimiz test ne işe yarıyor? Neymiş? Bir bakalım. Evet gençler. Burada düşey, doğru testi dediğimiz test, grafiği verilen bir ifadenin, bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamamızı tespit eder bize. Siz grafiğe düşey doğrular çizerseniz şu şekilde, düşey doğrular çizerseniz bu çizdiğimiz eğriler verilen grafiği en fazla bir kere kesiyorsa fonksiyondur. Birden fazla kesiyorsa fonksiyon değildir diyoruz. Örneğimize bakarsak demiş ki aşağıdaki grafiği verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığını belirleyiniz demiş bize. Mesela A şıkkı. Biz buna şu şekilde düşey doğrular çizersek, kaç tane çizersek çizelim, görüldüğü üzere hepsi sadece bir defa kesmiş. O zaman f burada nedir? Bir fonksiyondur. İkinciye bakalım. Biz burada ne kadar düşey doğrular çizersek çizelim, dikkat edin, burada çizdiğimiz bazıları ikişer defa ne yapıyor? Grafiği kesiyor. O zaman bu ikinci yazdığımız ifade bir fonksiyon olmuyor. C ve D şıklarımıza da bakalım. Düşey doğrular çiziyoruz. Çizdiğimiz her düşey doğru bu ifadeyi bir defa kesmiş. Fonksiyon. Düşey doğrular çiziyoruz. Çizdiğimiz bazıları ne yapıyor? İkişer defa kesiyor. Bu fonksiyon değil. Aşağıda verilen bağıntıların fonksiyonun olup olmadığını belirleyelim diyor. A şıkkımızda gençler, düşey doğrular çizdik. Çizdiğimiz hepsi kaç defa kesti? Bir defa. A şıkkı fonksiyon o zaman. C şıkkına bakalım. Düşey doğrular çizdik. Çizdiğimiz her düşey doğru kaç defa kesiyor? Bir defa kesiyor. Fonksiyon mu? Fonksiyon dersek doğru olur mu? Bence doğru olmaz. Çünkü burada şuna bir dikkat edin. Fonksiyon olup olmama tanımını verdiğimizde ne dedik? Tanım kümesinde asla boş eleman kalmayacak. Şuraya bir dikkat edin. Gençler, onu yeşille yazayım. Tanım kümesinde eksi 2 dahil mi? Evet, tanım kümesinde eksi 2 dahil. Ama grafikte eksi 2 dahil mi? Hayır, içi boş. Eksi 2 boşta. Bu yüzden bu bir fonksiyon olmaz. Yani her zaman çizdiklerimize dikkat ederken uç noktalara falan da bir bakın. Tanım kümesinin elemanları içinde var mı, yok mu? Bunu da ne yapalım? İnceleyelim. B şıkkına bakalım. Reelden reele demiş. Az öncekinden bu da bir fonksiyon olmuyor. Niye? Çünkü sınırlanmış. Kesmiyor. Buralar kesmemiş, değil mi? Reel sayılarda o zaman atıyorum 4 yazamam. 4 boşta kalır. Eksi 3 yazamam. Eksi 3 boşta kalır. Peki ne zaman fonksiyon olurdu gençler bu aslında? Bunu şöyle verseydi fonksiyon olurdu. G öyle ki eksi 2 3 kapalı aralığından reel sayılara dese o zaman fonksiyon olurdu. Ama şimdi fonksiyon değil. Sonuca bakalım. Reel sayılardan reel sayılara. İçi boş olan yerler, kapatılan yerler yok. Birer defa kesti. Ama buraya dikkat edin. Bakın burada 3 defa kesti. O zaman bu da ne olmuyor? Bir fonksiyon olmuyor. Fonksiyonların grafikle gösterimi gençler. Grafikleri okuma ve yorumlama. Bunlara bakacağız. Ne demiş? Bir AB sıralı ikilisini oluşturan bileşenler bir F fonksiyonu kuralında olan. Gençler, y dediğimiz her zaman f(x)'ti değil mi? Dikkat edin. Bir sıralı ikili yazılırken önce x, sonra
sonra y yazılır. Burada önce a sonra b demiş değil mi? Y dediğimiz o zaman b. Yani f a'ya x yerine a, y yerine ne yaz demektir? B. B eşittir f a. Bu şu demektir, a'nın görüntüsü b demek. Koordinat düzleminde a'ya b noktası bu fonksiyonun bize o noktadaki değerinin yerini gösteriyor. Tersini de doğrudur demiş bize. Mesela y eşittir fx ile verilen fonksiyonun grafiği üzerinde bir noktanın koordinatlarına ab derse. Yani ab noktası f fonksiyonunun grafiğinin üzerindeyse x yerine sen fonksiyonda a yazdığında fonksiyonun sonucu da ne olacak? B olacak diyeceğiz. A tanım kümesinden zaman B eşittir FA ise B görüntü kümesine ait bir eleman kesinlikle olmalıdır. Hani dedik ya, tanım kümesinde boş eleman kalmayacak. Her elemanın bir görüntüsü olmak zorunda. Eğer B FA'ya eşitse B de kesinlikle görüntü kümesinin içindedir diyeceğiz. Yani B A'nın neyi oluyor? Görüntüsü oluyor ya da F'in A'daki değerine B diyebiliriz. Bir de gençler, ters görüntü dediğimiz bir durum var. B değer kümesinde bir eleman ve B eşittir FA'yı sağlıyorsa. Burada ne diyoruz? A'nın görüntüsü B'dir diyoruz, değil mi? Bunun bir de tam tersi var. Ters görüntü. B değerini veren A nedir gibi. Onu da şöyle yazarız. B'nin ters görüntüsü de ne olacaktır? A olacaktır diyebiliriz. Bunu genelde fonksiyonun terslerinde biraz ayrıntılı göreceğiz. Burada grafikler üzerinden birkaç soru çözerek geçeceğiz. Örneğimize bakalım. Aşağıda bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş gençler. Dikkat edin. Eksi 2 ile 1 arasında doğrusal gelmiş. 2'de, 3'de, 4'de, 5'te noktasal gelmiş bu fonksiyonumuz. Bizden ne diyor? Bu kümenin tanım kümesini. Gençler, tanım kümesi dediğinde aklımıza her zaman x ekseni gelecek. Hemen bakalım. X ekseninde grafik eksi 2 dahil, o zaman eksi 2 köşeli, 1 dahil 1 köşeli grafik arada komple hepsini sağladığı için bu aranın tamamı tanım kümesinin içinde. Yani eksi 2'ye 1 kapalı aralı birleşim. Diğerleri noktasal olduğu için 2, 3, 4 ve 5. Tanım kümesini bu şekilde oluşturduk. Görüntü kümesini sormuş gençler. Görüntü kümesi ise sonuçlar. Dikkat edin. Y ekseninde görüntü kümesi. 1 dahil, içi dolu. 5'in de içi dahil, o da dolu. Grafik komple aradaki değerleri aldığında buradaki değerlerin hepsi ne yapılmış oluyor? Alınmış oluyor. Doğal olarak görüntü kümemizde ne olacak? 1 ile 5 kapalı aralı. Tanım kümesindeki eksi 2, 1 ve 4'ün f altındaki görüntülerini sormuş. Onu şöyle yapalım. Bizden o zaman C şıkkının sonucunu nasıl istiyor? F eksi 2'yi bulmamız istenmiş. F 1'i bulmamız istenmiş. Ve F 4'ü bulmamız istenmiş. Grafiğe tekrar dönecek olursak şurayı bir sileyim. Şimdi gençler, biz neyi arıyoruz? F eksi 2'yi arıyoruz değil mi? Eksi 2 y'de nereye gitmiş? 1'e gitmiş. Başka 1'i ve 4'ü arıyoruz. 1 nereye gitmiş?
Y'de 5'e. 4 nereye gitmiş? Yine Y'de 5'e gitmiş. Doğal olarak f-2 değerine biz 1 dedik. F1 değerine 5 dedik. F4 değerine 5 dedik. D şıkkına bakalım. Görüntü kümesindeki 1 ve 4'ün F altındaki ters görüntüsünü. Yani F'nın 1 olduğundaki A değer. Ters görüntü deyince bunu yapıyoruz. Sonra F'nın 4 olduğu değer. Yani sonucu 1 ve sonucu 4 olan yerleri arıyoruz. Onu da yeşil kalemle göstereyim. Sonucu 1 yapan yer. Y'den geleceğiz bu sefer X'e. Eksi 2. Sonucu 4 yapan yer. X'e geleceğiz. 0. Demek ki burada A eksi 2. Buradaki A da 0 olacak. Evet, sıradaki örneğimiz. Yukarıda verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz demişiz. Birinci fonksiyonun tanım kümesi x ekseni. Uçlar sınırlı mı? Hayır. Bu uçlar sonsuza kadar ne yapıyor? Biri artı sonsuza kadar sağ tarafta uzanıyor. Diğeri de eksi sonsuza kadar sol tarafta uzanıyor. Doğal olarak birincinin tanım kümesi x ekseninin kendisi. Yani reel sayılar. Görüntü kümesine bakalım birincinin. Görüntü kümesi de y ekseniydi. Grafik nereden başlıyor değeri? Sıfırdan başlıyor. Nereye kadar? Sadece y için artı sonsuza kadar. Alt taraf boş. Tanım kümesi R, görüntü kümesi sıfırdan kapalı artı sonsuza. Ya da ne diyebiliriz? Reel sayılar, gerçi pozitif dersek sıfırı dahil etmemiş oluyoruz. Sıfırdan artı sonsuza demek yeterli. İkinciye geldi. Önce tanım kümesini bulalım. Tanım kümesi. Grafik alttan da sınırlı, üstten de sınırlı. Eksi 3 dahil olmadığı için eksi 3'ün olduğu yer açık. 2 içi dolu olduğu için kapalı. Grafik arada olduğundan dolayı komple bu arayı sağlıyor. Yani tanım kümesi eksi 3'ten açık, 2'den kapalı. Görüntü kümesine bakalım. Görüntü ise sonuçlar, yani y ekseni. 1 açık, o zaman burada açık. 5'in içi dolu, 5 de kapalı. Grafik komple bu araya sıkışmış durumda. Görüntü kümemizde ne? 1 ile 5 arası. Bir grafik verilmiş gençler. Biraz küçülteyim. Diyor ki G fonksiyonu grafiğinde G'nin tanım ve görüntü kümesini bulalım. Önce A şıkkımızı yapalım. Tanım kümesi x ekseninin komple kendisi. Niye? Çünkü uçlar sınırlı değil. Sonsuzlara doğru ne yapıyor? Uzanıyor. G'nin tanım kümesine reel sayılar dedik. İçi boş olan yerler falan yok. Peki görüntü kümesi ne olacak? Görüntü kümesi ise dikkat edin y ekseninde bir uç eksi sonsuza, diğer uç artı sonsuza uzandığı için y ekseninin komple tamamı. O da reel sayılar. B şıkkına bakalım. B şıkkında da diyor ki eksi 2, 0, 1, 2 noktalarının g altındaki görüntüleri. Yani f eksi 2 nedir? Bulalım. Eksi 2 x ekseninin üzerinde mi? Evet. Y'deki değeri 0. F 0'ı istiyor. 0. Y'deki değeri 1. F 1. Burada. Y'deki değeri 0. Bir de F 2'yi arıyoruz. F 2 burada. Y'deki değerine 3 bölü 2. C şıkkında da demiş ki eksi 2 0 aralığında G altındaki görüntüsü. Şimdi gençler şuraya bir grafiğin üstünü biraz sileyim.
Onu da yeşile çözeceğim. C şıkkına bakalım. Eksi 2 kapalı değil mi? O zaman içi dolu. 0 kapalı değil mi? Evet, içi dolu. Bu aradaki şu grafiğimiz görüntüyü aradığımızdan dolayı Y de nereyi kapatmış? Çıkabildiği en yüksek seviye 2. İnebildiği en düşük seviye 0. Buralar dahil olduğu için 2'den de 0'dan da ne olmak zorunda? Dahil olmak zorunda. C şıkkımızın çözümü 0'la 2 kapalı aralı. D şıkkındaysa 5 bölü 2, 3 bölü 2 ve 1 noktalarında G altındaki ters görüntüleri. Yani FA 5 bölü 3 ise A nedir? FA 3 bölü 2 ise A nedir? FA 1 ise A nedir? Bunu arıyoruz. Önce 5 bölü 2'ye bakalım. 5 bölü 3 yazmışım, onu düzelteyim. Burası 2. Şurada grafiği silelim, tam olsun. Evet gençler. 5 bölü 2 ters görüntü dediği için bu sefer Y'den X'e gideceğiz. 3. Buradaki A'yı bulduk. 3. 3 bölü 2'yi sormuş. 3 bölü 2'den gidiyoruz. Bir değeri 2. Bir burada değer var. Bir de burada değer var. Tek bir tane değer yok. 3 tane değeri var. Bir tanesini biliyoruz. 2. Diğerlerini bilmiyoruz. Bir tane de. Bu A1, 2 olsun. A2 ve A3 var. Bunları bilmiyoruz. İkisi de sıfırdan küçük değerler aldığı grafikten görülüyor. Sonucu 1 yapan A değerini arıyoruz. 1 burada. 1 burada değer var. 1 burada değer var. 1 de burada değer var. Bir değeri 0. Diğer değerlerini yine az önceki gibi bilmiyoruz. 1 değeri 0. Bunun dışında 2 tane daha değeri nedir? Vardır. Sıradaki örnek. Gençler, biraz büyüteyim. Tık. Yeşil ve kırmızı parçalı çizmiş fonksiyonumuzu, garanti renklerle alakalı bir şey soracak. Grafikte verilen fonksiyonun tanım ve değer kümelerini gösteriniz diyor. Tanım kümesi x ekseninde yine artı sonsuz eksi sonsuz uzanıyor değil mi? Hem x değeri hem y değeri artı sonsuz eksi sonsuz uzanıyor. Tanım kümesi bütün reel sayılar. Görüntü kümesi, değer kümesi bütün reel sayılar. Kırmızı renkli bölgenin tanım ve görüntü kümesi. Tanım kümesi kırmızıda x ekseni arasındaki şu kısım. Eksi 2 ile 1 dahil. Eksi 2'ye 1 kapalı aralı. Görüntüsü nedir? Buradaki kırmızı bölgenin y'deki karşılığı şu araya sıkışmıştır. 0 dahil, 1 dahil. Sıfırdan da birden de nedir? Kapalı aralık. Yine bir grafik vermiş bize. Gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir diyor. 1, 4 kapalı aralığında f altındaki görüntü kümesini bulunur diyor. 1'e 4 kapalı aralığı x için 1 ile 4'ten kapatıyoruz. 1 burada, 4 burada. Yani grafik şu parçasını alacağız. Y'deki karşılığı nere? 2 ile 4 arasına düşüyor. 4 dahil, 2'nin sonucu da olduğu için 2 dahil. Aradaki hepsi 2 ve 4'ten kapalı aralık. Sıradaki örnekte diyor ki
Eksi sonsuzla 3'e kadar tanımlanmış. Yani 3'ün orada iş bitiyor. Tanım kümesi eksi sonsuzdan 3'e kadar. 3 dahil. Fx küçük 0 koşulunu sağlayan. F neydi f? Fx y değil miydi? Y'nin 0'dan küçük olan yerini arıyoruz biz. Yani hangi bölge? X'in altında kalan yer. Hangi aralıkta x değerleri? Eksi 4 ile 1 arasında. Yalnız bunlar x eksenine geldiği için f eksi 4'ün sonucu 0'dır. Eksi 4'ü almayız. F1'in sonucu da 0'dır. 1'i de almayız. Cevabımız ne olacak? Eksi 4 ile 1 açık aralı. Bu aradaki tam sayıların toplamı istenmiş bizden. Hemen bulalım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0. Topladığımızda cevabımız eksi 6 olacak. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Şu üç öncülü inceleyeceğiz grafikten. F eksi 5. X yerine eksi 5 yazdığımızda sonucumuz ne geldi? Eksi 2. Eksi 2. Artı. İkinci öncüle bak, artının yana baktık. F eksi 2. Eksi 2'deki sonuç. İçi boş olanı değil, içi dolu olanı alacağız. Yani 5. Topladık. Kaç yapıyor? 3. 3 dedi. 1 doğru. İkinciye geldi sıra. F eksi 3 ile F9'un çarpımı. Şimdi eksi 3 burada. Sonucu yukarı geldiği için F eksi 3'ün işareti artıdır. F9, 9 burada. Yukarıya geldiği için onun da işareti nedir? Artıdır. Artı ile artıyı çarptık. Sonucumuz artı geldi. Değil mi? Ama bize ne demiş? Sıfırdan küçük demiş. 2 yanlış. Üçüncüye bakmadan önce sileyim şurayı. F eksi 6 ile F5'in çarpımı. F eksi 6 şu arada bir yerde. Aşağıyı gösterdiği için sonucu eksi. Çarpı. F5 4 ile 6 arasında yine aşağıyı gösterdiği için onun da sonucu eksi. Çarpımları artı olacak. Sıfırdan büyük demiş. Doğru. 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Notumuzda diyor ki grafik çizme metodunu söylemiş. Grafik çizme metotlarının en ilkeli diyebilirim size bu metottur. Birkaç tane değer yazarsınız, bunları birleştirirsiniz, oluşan şekil grafiktir falan der. Ama siz şunu bilin, x kareli denklem varsa paraboldür. Ax kare artı bx artı c, onu parabol başlığı altında ayrıntılı işliyoruz. Ezbere bilmenizde fayda var. X kare orijinden geçen kolları yukarı doğru olan bir parabol, tepe noktası orijin olan bir paraboldür. X küp, x yerine 1, 2, 3, 4 diye değerleri verdiğimizde gelen sonuçlara göre birleştirip çizebiliriz grafiği. Ama ona gerek yok. X küpü de ezbere bilmenizde fayda var. X küp orijinde S çizen artan bir fonksiyondur. Üçüncüyü de ezbere bilmekte fayda var. 1 bölü x, x yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz azalarak gidecektir. 0 yazarsanız tanımsız olacak. Bu yüzden y eksenine hiç değmiyor. Bu yüzden x yerine asla ne yapamıyoruz? 0 yazamıyoruz ki dikkat edin tanım kümesinde de ne yapmış? 0'ı dahil etmemiş. Ezbere bilmekte fayda var. 1 bölü x'in x'ler pozitif olduğunda şöyle bir yeri, x'ler negatif olduğunda şöyle bir yeri olduğunu bilmemiz lazım. Kelebek eğrisi diyoruz biz 1 bölü x'e. Hatta ters orantının temel grafiklerinden biridir.
Sıra geldi doğrusal fonksiyonlarda güncel uygulamalar. Sadece doğrusal değil aslında. Bazı değişkenler x kareli falan olursa da polinomlara uyarlanmış şekilleri bunların nedir? Vardır. Günlük hayatla modellenmiş fonksiyon sorularının çözümleridir. Burada doğrusal fonksiyondan, doğru denkleminin grafiğinin çiziminden faydalanarak iyi bir yorum yapmamız gerekecek. Mesela şöyle bir örnek var. Bir GSM şirketinin abonelerinin aylık fatura tutarlarını T dakika konuşma için F'te. T değişkenine bağlı. Yani bir kişi 10 dakika ayda konuşuyorsa kaç lira verecek? 100 dakika aylık konuşuyorsa kaç lira verecek şeklinde bir bağıntı oluşturmuşlar. Bunu da fonksiyonla gösteriliyor. T dakika konuşma. Bunu atıyorum hızla alakalı yaptı. Yol değişken dese X'e göre. Hız değişken dese V'ye göre. Zaman değişken dese T'ye göre şeklinde fonksiyon oluşturabilir. Sadece değişen kısmı ne? Hikaye. Hikaye kısmı değişiyor ama kalıp yine fonksiyonlarla aynı. Burada aklınıza şunlar takılabilir. 15,65 ne demek? 0,2 ile T'yi çarptık ne demek? Atıyorum bir kişinin 60 lira para verebilmesi için kaç dakika konuşması lazım? Gibi soruların cevaplarını buralardan yorumlayacağız. Örneğimiz diyor ki bir şirketin zamana yani X yıl bağlı geliri milyon TL fonksiyonunu F gider fonksiyonu G. Yani geliri F ile gideri G ile göstermiş. X de yıl. 0. yılla 8. yıl arasındaki gelir gider fonksiyonlarını vermiş bize. Veriler doğrultusunda işlemleri bulunur diyor. F ve G fonksiyonlarının grafiklerini çizerek gelir ve giderin eşit olduğu zamanı ve eşitlik anındaki miktarı bulun. Bir grafikleri bakın ikisi de doğrusal. Biz doğru grafiği çizmeyi biliyoruz. Çizeceğimiz denklemlerden biri 14-2x. Önce f'in değişkenlerini şurada bulalım. Çok şey yazdım. Fx'in değişkenlerini bulalım. X eşittir 0 ise y ne gelecek? 14. Demek ki 14'ten geçiyor. Y eşittir 0 ise x ne gelecek? 7. Eksenleri siyah kalemle çizeceğim. X, Y, orijin. Şimdi gençler bulduğumuz F'i çizelim. X'i 7'de, Y'yi 14'te kesecek. Onu yeşille çiziyorum. X'i 7'de, Y'yi 14'te. Şunların şeylerini yanlış yazmışım. Hemen düzelteyim. Buraya, buraya X. Geldi X'i 7'de Y'yi 14'te kesecek şekilde F'i çizdik. G fonksiyonunu bulalım. G fonksiyonuna bize demiş X artı 2. Hemen onu çizelim. G'yi çizeceğiz. X eşittir 0 ise Y'si 2. Y eşittir 0 ise X eksi 2. Onu da morla çizeyim. Y'de 2'yi bulduk. X'de eksi 2'yi bulduk. Ve buradan geçen fonksiyon da G. Bize diyor ki eşit olduğu yer yani burasının değerleri A ve B olsun. Bunları bulalım. Şimdi bakın gençler. Hiç grafik çizmeden de eşit olduğu yerleri biz ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Onun kuralı nedir? İki fonksiyon birbirine değiyorsa bu fonksiyonlar birbirine eşitlenir. Mantık bu. Yani f'i g'ye eşitleyeceğiz. Eşitleyelim. 14-2x eşittir. X artı 2. 3x 12. X 4. Yani a'sı 4. Ama bize miktarı sormuş. B'yi istiyor. Herhangi birinde yerine yazın. Ya f'de ya g'de. Yani y'yi istiyor bizden. 4'ü getirip burada yerine yazarsak 14-8'den
ne olacaktır? 6 milyon TL eşit oldukları zaman. Yani 6 milyon TL gelir, 6 milyon TL gider olduğu zaman oluyor. Şimdi gençler, burada B şıkkına geldi sıra. Kar edilen ve zarar edilen bölgeleri ve en büyük karı belirleriniz. Kar ne zaman elde edilir? Evet, gider gelirden küçükse, yani kazanç giderden fazlaysa kar. Hangisi kazançtı, gelirdi, hangisi giderdi bakalım. F gelir, G gider. Yani F büyük G ise kar, F küçük G ise zarar ediyor anlamı var. Şimdi F dediğimiz yeşille çizdiğimizdi, G dediğimiz morla çizdiğimizdi. Üste olan büyük, altta olan küçük. Nerede kar etmiş? Burada. Yani A'dan küçük olan yerlerde kar var. Karı yazalım. A'yı kaç bulmuştuk biz? Buradan 4 bulmuştuk. Yani 0, x, 4. 4'te kar yok gerçi. 4'ü dahil etmeyeceğiz. Her zaman ne var? Kar var. Zarar da üstte olan bölge. Yani şurası. G'nin f'ten büyük olduğu yer. O da nedir? A'nın büyük. Yani 4'ten x 8 olan yerde de ne vardır? Zarar vardır. Sıradaki örneğimiz. Aşağıda bir aracın kilometre cinsinden gittiği yola bağlı olarak litre cinsinden kalan yakıt miktarı. Yani yol artarken yakıt kalan azalacak. Çünkü depodaki yakıtı tüketecek. Gösteren grafik verilmiş. Depoda 16 litre yakıt kaldığında aracın kaç kilometreye gittiğini bulunuz. Fonksiyonlardan da gidebiliriz. Benzerlikten de gidebiliriz. Fonksiyonlardan gidelim. Bu fonksiyonun denklemini nasıl yazabiliriz? X bölü x'i kesen artı y bölü y'yi kesen eşittir 1. Bunu vermiştim. X bölü 960 artı y bölü 48 eşittir 1. Bunu 20 ile genişletirsek 20y artı x eşittir 960. Y buradan 960 eksi x bölü 20. Yani bizim f fonksiyonunun kuralı 960 eksi x bölü 20. 16 sonucunu istiyor, ters görüntü. Yani ben x yerine kaç yazacağım ki sonuç 16 gelsin? 960 eksi x bölü 20'yi 16'ya eşitleyelim. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 960 eksi x 320'ye. X de buradan 640 kilometreye eşit olur. Benzerlikten nasıl çözeriz? Onu da yeşil kalemle çözeyim. Benzerlikte şu şekilde. Oluşabilir. 48 eksi 16 ne yapar? 32 yapar. Tamamı 48. Yani 32 bölü 48 eşittir. Buraya x dersek x bölü tamamı. O da benzerlikten ikinci yol. 32 bölü 48 x bölü 960 oranı çekersek yine x'i buradan 640 buluyoruz. Sıradaki örneğimiz. Aşağıda ABC araçlarının konum zaman grafikleri verilmiş. Buna göre bu araçların hızlarının büyükten küçüğe. Hız neydi hız ve
yol bölü zaman. A'nın hızını bulalım. VA. A'nın gittiği yol. Bildiğimiz bir noktayı seçelim. Şu nokta. Yol 24. Hız 10. Zaman 10. 24 bölü 10'dan 2,4. B'nin hızını bulalım. B'de bildiğimiz bir noktayı seçelim. Bu. Ama B'nin aldığı yol 20 değil. 8'den başlamış. Bakın A 0'dan 24'e 24 kilometre geldi. B de 8'den 20'ye ne kadar geldi? 12 kilometre geldi. Kaç dakikada? 20 dakikada. 6 bölü 10. 0,6. Yazamadım. Düzelteyim orayı. C'nin hızına bakalım. C'nin hızı alttan başlıyor. Yani 0'dan 24'e şu noktaya göre alalım. 0'dan 24'e 24 ile geldi. Zaman 20 değil. 5'ten 20'ye 15. Sadeleştirirsek 24 bölü 15, 8 bölü 5, 16, 1,16. Hızlarımızı bulduk. Sıralaması kaldı. Büyükten küçüğe diyor. VA, VC, VB şeklinde sıralıyoruz. Bir güncel soru daha. Bir yazar çalıştığı yayın evinden ayda 2000 TL maaş almaktadır. Bu saf maaşı. Ayrıca fiyatı 40 TL olan kitapların satışından kitap başına %2 prim almaktadır, diyor. Bir kitap satılırsa 40 liradan %2'si, 40 liranın tamamı değil. 10 kitap satılırsa 400 liranın %2'si, 100 kitap satılırsa 4000 liranın %2'si gibi. Bize yalnız sayı vermemiş, x adet kitap satıldığında fx fonksiyonuyla ifade ediliyor. Hemen fx'i oluşturalım. Bir kitap 40 liraydı. 40x kitabın fiyatı, bunun %2'sini alıyormuş. 2 bölü 100'e çarptık. 6, 2000 lira da saf maaş. Demek ki düzenlersek fx eşittir. Birer sıfır gitsin. Ne oldu? 4 kere 2, 8, 8 bölü 10. 4x bölü 5. Artı 2000 TL. F'i bulduk. Buna göre x en az kaç olursa yazarın aylık maaşı 3000 TL'yi geçer. Ben bunun sonucunun 3000'den büyük olmasını istiyorum. Düzenleyelim. 2000'i sallayalım diğer tarafa. Ne kaldı elimizde? 4x bölü 5 büyüktür 1000. İçler dışlar yaptık. 4x büyüktür 5000. 4 ile sadeleştirdik. X büyüktür 1250. Demek ki x en az 1251 kitap satılacak ki bu yazar aylık geliri 3000 liranın üzerinde olsun. Bir fabrikanın günlük gideriyle bu fabrikada üretilen ürün sayısı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Giderle ürün sayısı. Ürün sayısı arttıkça gider artıyor. Doğrusal diyor çünkü. Fabrikanın ya da artısı azalıyorsa azalıyor. Doğrusal fonksiyon. Kastı bu. Fabrikanın günlük 2000 TL sabit gideri vardır. Eğer bir günde 60 ürün üretilirse o günkü toplam gider 26.000 TL olmaktadır. Şimdi 2000 sabit. Hemen fx'i ne yapalım? Diyelim ki ax artı 2000. B demiyoruz, 2000 sabit. X yerine 60 yazarsak. Soruda bize diyor ki f60'ı vermiş zaten 26.000. Yerine yazdığımızda
60A artı 2000 26.000'e eşit. 2000'i salla diğer tarafa. 60A eşittir 24.000. A ne gelir? Birer sıfır gelir. 24 ile 6 sadeleşir. 4. 100 oldu. A şıkkının cevabını bulduk aslında. Fx'i bulun diyor ya bize. A yerine gelip 400'ü yazarsak 400x artı 2000 fx. Bu A şıkkıydı. B şıkkına bakalım. 40 ürünün üretildiği gün toplam gider nedir? F40'ı istiyor. 400 çarpı 40. Bakın hemen fonksiyonu bulduğumuzda cevap geliyor. 6 2000'den 18.000 olacak. C şıkkında gider fonksiyonunun 10-45 şartını sağlayan x değerleri için grafiğini çiziniz diyor. Şimdi grafik çizeceğiz C'de ama x için 10-45 arasını alacağız. Komple verilen fonksiyonun grafiğini çizelim. Bizim fonksiyonumuz neydi? 400x artı 2000. X eşittir 0 ise y 2000. Y eşittir 0 ise x eşittir ne olacak? 2020-5. Grafiğimizi çiziyoruz. Hemen şu şekilde kısaca gösterelim. X de eksi 5'i kesecek. Y de ise 2000'i kesecek. Grafik bu. Şurada 2000. Bizde nereyi istiyor yalnız? 0.45. X yerine 0 yazdığımda y'si şey olacak. Demek ki bu parçayı alıyorum. 45 yazdığımda y'si ne olacak? Evet, 400 çarpı 45 artı 2000 diyoruz. Yirmi bine karşılık gelecek. Yani fx'in aralığı da 20.000 ile 2000 arasında düşecek. Yine bir benzin yakıt yol sorusu. Aynı araca ait, gerçi yukarı demiş aşağıda grafik. Aşağıda aynı araca ait yol zaman ve depoda kalan benzin miktarının zamana bağlı grafikleri verilmiştir. 2 saatte bu araç 120 km gidiyorsa 1 saatte kaç kilometre gider? 60. Demek ki V'si 60. Bunu bulduk. İkinci, 2 saatte 20 litre benzin yakıyor. Nereden anlıyoruz? 40'tan 20'ye düşmüş. 2 saatte 20 litre ise 1 saatte 10 litre yakar. Yani 60 kilometre yol 10 litre benzin demek. Buna göre aracın gittiği yolu deposundaki kalan benzin miktarına bağlı olarak veren fonksiyonu bulunur diyor. 60 kilometre ile 10 litre gidecek. Kalan benzin miktarına bağlı olarak veren. Bağlı olduğu yer ne? Benzin miktar. Yani x 10, y 60. Değil mi? X 40 ise y de 0. Başlangıç anı. 0 kilometre yol gidecek. 40 litre benzin var. 60 kilometre yol gitti. 10 litre benzin yaktı. Ha, kalan miktar diyor. Pardon, 10 litre yakarsa ne kadar kalacak? 30 litre kalacak. Şunu silelim. Onu düzeltelim. Bura 30 litre. Kalan miktara bağlı diyor. Yakılan miktara değil. Fonksiyonumuzu oluşturalım. Doğrusal fonksiyon dediği için fx'i ne seçiyoruz? Ax artı b. X yerine 30 yazıp
Sonucu 60'a eşitleyeceğiz. 30a artı b 60. X yerine 40 yazıp sonucu 0'a eşitleyeceğiz. 40a artı b 0. Üst tarafı eksiyle çarpıp toplarsak 10a eşittir eksi 60'tan a eşittir eksi 6. Herhangi birinde yerine yazarsak b de eşittir 240 gelir. Doğal olarak fx fonksiyonumuz çıktı ortaya. Ax artı b'ydi. Eksi 6x artı 240 fonksiyonu oluyor. Evet gençler. Bugünlük videomuz bu kadar. Videoların devamından haberdar olabilmek için takipte kalmayı unutmayalım. Abone olalım. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim.